Devecihan Kültür Merkezi, Edirne Valisi Ekrem Canalp'in desteği ve eşi Doktor Ayten Canalp'in öncülüğünde Rumeli Kültür ve Sanat Akademisi olarak yeniden işlevlendirildi. İçinde aynalı süpürge, çini, Edirne kâri, saray mutfağı gibi atölyelerin bulunduğu tarihi mekan, kentin kültürüne ve turizmine hizmet edecek. Rumeli Kültür ve Sanat Akademisi olarak düzenlenen Devecihan Kültür Merkezi'nin açılış törenine Edirne Valisi Ekrem Canalp ve eşi Doktor Ayten Canalp, Belediye Başkanı Recep Gürkan, AK Parti Milletvekili Fatma Aksan'ın yanı sıra kamu kurum ve kuruluş temsilcileriyle çok sayıda davetli katıldı. Açılış programında Rumeli Akademisi Eğitim ve Kültür Derneği Balkan Halk Dansları Topluluğu gösteri sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan açılış programında konuşan Edirne Valisi Ekrem Canalp, kentte göreve başladığında yaşadığı iki şoku anlattı. Edirne'de görev yaptığım bütün içerisinde yaşamış olduğum iki şoktan size bahsetmek istedim. Bu iki şoktan bir tanesi büyük şoktu, ikincisi de küçük şok. Büyük şok, Ekmekçizade Ahmet Mücek Ervansalay'ın ilk gördüğüm zaman yaşamış olduğum şoktu. Gerçekten muhteşem bir eser. İki defa restorasyonu uğramış. Ancak bir şekilde bugüne kadar istediğimiz gibi işlemlendirilmemiş ve boş kalmış olan bir mekandı. Ve o zamanki ilk kültür turizm müdürümüz Ahmet Bey'e şöyle söylediğimi hatırlıyorum. Ahmet Bey, böylesi muhteşem bir mekanı ben İstanbul'da dahi görmedim. Bu kadar muhteşem bir mekanımız Edirne'de var. Bizim bu mekanı doya doya kullanmamız gerekiyor. O muhteşem mekanın şu anda üç ana parçadan oluşan bir parçasını devlet tiyatrosu haline getirdik. Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayımızı bir müzeden medrese haline de getiriyoruz. Yaşamış olduğu ikinci şok ama bu küçük şok, bu küçük şok da bu devleti halde ilgilidir. Bu mekanla ilgilidir. Bu mekana ilk defa ben yılda iki defa yapmış olduğumuz ilk planlama koordinasyon toplantıları vesilesiyle geldim. Bu muhteşem bir eser burası. Burası 550 yıllık her şekilde tarih kokan ve Edirne'nin turistine de gerçekten de kültür turistine de en iyi şekilde hizmet edebilecek olan bir eser. Burada bu mekanın içerisinde var olacak olan atölyeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu atölyeler bizlere bu mekanın Edirne'nin kültürüne ve turistine ne şekilde hizmet edeceği için belli konuşabilecektir. Bunlardan bir tanesi Müslihat atölyesi olacak. Geleneksel bir el sanatımızdır bizim Müslihat. İkincisi, aynalı süpürge atölyesi olacaktır. Edirne ile özdeşleşmiş olan yerel bir el sanatıdır. Üçüncüsü, çini işlemeciliği atölyesi olacaktır. Dördüncüsü, mis sabunu. Yine Edirne'mizle özdeşleşmiş olan mis sabunu yapım atölyesi olacaktır. Bir başkası, kalemkar ve nakkaş atölyesi olacaktır. Bir başkası, Edirne kâri atölyesi olacaktır. Bir başkası saray mutfağı atölyesi olacaktır ki, bir başkası sefer bölücülüğü atölyesi olacak, bir başkası da aynı zamanda sanatçıya ve çarıkçılık atölyesi olacak. Edirne demek, geçmişe sahip çıkmak demektir. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Osmanlı döneminde cezaevi olarak kullanılan Devecihan'ın şimdi turistik bir destinasyon haline geldiğini söyledi. Şehrimizin turizm potansiyeline ciddi katkıları olacağı yürekten inandı. Yeni bir anlayışla yorumlanan Devecihan merkezimiz, Devecihan'ımız ki burası bir zamanlar Osmanlı döneminde cezaevi olarak da kullanılmış bir merkezdi. Bakın, zamanın değişen ruhunu yakalamak belki budur. Bir zamanlar cezaevi olarak kullanılan bir alanı şimdi turistik bir destinasyon haline getirmektir. Günü yorumlamak, günü geleceğe taşımak budur. Ve bu anlamda Sayın Valimize, çok değerli eşleri Ayten Hanım'a, Sayın Vekilimize ve İl Kültür Turizm Müdürlüğümüze şehrin belediye başkanı olarak şükranlarımı sunuyorum. AK Parti Edirne Milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Fatma Aksal, Edirne'nin Selimiye Camii, tarihi çarşıları ve köprüleriyle mukaddes bir şehir olduğunu kaydetti. Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camii'yle, çarşılarıyla, köprüleriyle, camileriyle bir tarihi şehri Edirne. Edirne kulafiye Şükrü Paşa'nın deyimiyle şehrin mukaddes Edirne. Tüm bu mukaddes şehrin 99. Kurtuluş Yıldönümünü yaşadık.
Ankara'daki program nedeniyle aranızda değildim. Ben bugün burada tüm hemşehrilerimin kurtuluş gününü tebrik ediyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bize bu toprakları vatan yapan tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Bugün bu güzel mekanda inşallah sizlerin hizmetini açıyoruz. Ben başta hanımefendi Arten Canan olmak üzere Sayın Valimize, İl Kültür Müdürümüze ve bu güzel mekanın Edirne'ye, Edirnelilere başta Edirne'ye ve Edirnelilere olmak üzere tüm ziyaretçilerimizin hizmeti açılacağına dolayı, emeklerinden dolayı hepsine çok teşekkür ediyorum. İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Deveci Han'ın Rumeli Kültür ve Sanat Akademisi ile geleneğin gelecekle buluştuğu kültür, sanat, edebiyat, müzik, tiyatro, gastronominin merkezi haline geleceğini söyledi. Gelenekte gelen bilgi ve bilgiler yaşasın, geleceğin ustaları, geleneğin ustalarını görsün, sanatın adabı, ahliliğin kadın kültürüne bizzat halkımız şahit olsun diye bağırmış Sayın Ekrem Canan ve Ekrem Canan'ın destekleri ve hanımefendi Sayın Doktor Ayten Canan'ın öncülüğünde 15. yüzyılın ilk yarısında inşa edilen Deveci Han 21. yüzyılda yeniden şehrimizin belleğine yükleniyor ve bu doğrultuda da çalışmalarımıza başladık. Daha sonra Rumeli Kültür ve Sanat Akademisi bünyesinde yer alan Tayyip Yılmaz'ın fotoğraflarından oluşan serginin açılışı gerçekleştirildi. Açılış programında akademide yer alan atölyeler ziyaret edildi. Programda ayrıca Vali Canalp, eşi Ayten Canalp ile AK Parti Milletvekili Fatma Aksal çalışma önlüğü giyerek basın mensuplarına hatıra pozu verdi.